Şimdi Petrus Christus'un 1446 yılına uzanan bir keşişin portresi isimli eserine bakıyoruz. Bu resim New York Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan küçük bir ahşap yağlı boya tablosu. Ve resimdeki adam bence tam olarak Kuzey Rönesans'ını yansıtıyor. Bu adamın yüzündeki, alnında kabarmış damlalar da dahil olmak üzere tüm detayları görüyor olmamız Ayrıca muhtemelen çok daha genç olmasına rağmen yine de gözlerinin etrafındaki kırışıklıkları görebiliyorsunuz. Bu Flaman portre resminin bir özelliği olan dokuya ve detaya fazlaca önem verilmesi yüzünden. Buna ilaveten 1440'lar tasvirinden, yani ışığın farklı yönlerden geldiği üç çeyrek profilin kullanılmasından söz ediyoruz. Kumaşın oldukça sert ve kalın katlanmış olması, tüm bunlar tam olarak Kuzey Rönesansı'nın özellikleri. Ve tabi bu özellikler bize tablonun yağlı boyayla yapıldığını da söylüyor. İtalya'da ise hala tempera kullanılmakta. Dokudan bahsederken saçları mutlaka incelememiz gerek. Mesela çok iyi bir gözlemci olan Petrus Christus, adamın kafasındaki saç kıllarıyla sakalındaki kılların nasıl farklı olduğunu göstermiş. Gerçekten de o kıllar farklıdır ve farkı gösterebilmeyi bu ufak tabloda bile başarmış ressam. Ayrıca bu resmin doğal boyutlarından da küçük olduğunu eklememiz gerekiyor. Yani sakalındaki bu çeşit yumuşak tüyler varken tepesinde işte böyle kalın telli saçlar var. Işığın ve gölgenin etkilerine dikkat edelim. Sadece derideki detayları değil, ayrıca beyaz elbisesindeki gölgeleri de ortaya çıkarıyor. Son derece yakından ve dikkatle gözlemlenmiş bir ışık. Hepsi çok karakteristik. Bu tablonun hemen aşağısında çok ilginç bir detay var. Sanki Petrus Kristus alttaki ahşap çıkıntıya ismini kazımış. İmza olarak beni Petrus Kristus yaptı, 1446 demektedir. Ancak onun birazcık üstünde küçük bir sinek görüyorsunuz. Sineği mi yaptığını söylüyor yani? Aslında sinek de dahil her şeyi yaptığını söylüyor. Şimdi sormalıyız, o sinek neden orada? Buna karşılık bir sürü farklı yanıt var ve muhtemelen hepsi birlikte iyi bir cevap oluşturuyor. Öncelikle sinek çok ama çok çok küçük. Ama yine de şeffaf kanatlarını ve ufacık bacaklarını, minik tüylerini görebiliyoruz. Harika bir detay. Yani ressam ne yapabildiğini bize gururla gösteriyor. Bu dönemdeki bütün flaman sanatçıların ortak özelliklerinden biriydi bu. Peki nasıl bu kadar ufacık detayları yapabiliyorlardı? Gerçekten de sanki yakın çekim gibi bir resim. Belki de büyüteç kullandılar. Ya da bazen sadece tek kıllı olan fırçalar kullandılar. Bu bir bakıma ressamın harika yeteneğinin bir göstergesi, bir tür şov. Bu portreler hayatın bir kutlaması. Demek istediğim, bu adamın çok canlı bir bakışı var. Şakaklarındaki damarlarda resmedildiği gibi bu adamın damarlarında kan akıyor. Bize çok merak uyandırıcı bir şekilde bakıyor. Kesinlikle çok canlı duruyor. Ancak resme bir sineğin dahil edilmesi belki de bize hayatın aslında çok kısa olduğunu hatırlatmak içindir. Fanilik hep bizimle ve ölüm hemen her köşe başında olabilir. Çünkü sinekler normalde çürüyen şeylerin etrafında dolaşır. Yani bu sinek bakana şunu hatırlatmak için var. Bu adam hayatının baharında, çok güçlü ve canlı olabilir. Ancak ölüm ona her an çıkıp gelebilir. Bir bakıma bu insana ölümü hatırlatan bir nesne. Aynı zamanda insana hayatı güzel yaşamayı da hatırlatıyor. Tabii bir keşişe de özellikle iyi bir Hristiyan olmayı hatırlatıyor. Çünkü ölüm geldiği zaman süremiz dolmuş demektir. Bu yüzden asıl fikir şu, ölüm her an gelebileceğinden kurtuluş için her zaman hazırlıklı olunmalıdır. Yani bu resmi büyük ölçüde Hristiyanlık bağlamında yorumlayabiliriz. Evet, sinekle ilgili ayrıca birkaç şey daha var. Daha sonraları bir hikayeye göre 14. yüzyıl sanatçısı Cato, ustasının tablosuna bir sinek çizer. Ve sinek o kadar gerçek gözükmektedir ki onun hocası Chima Börse sineği kovmaya çalışır ve bu da Cato'nun ne kadar iyi bir ressam olduğunun bir ifadesidir. Bu hikaye aslında çok popüler bir 16. yüzyıl hikayesi. Ancak çok öncelerden de biliniyor olabilir. Ve bu resimde o tür bir yeteneğe göndermede bulunuluyor olabilir. Kaynaklarımız çok daha eskiye uzanıyor olabilir çünkü klasik dönem yazarı Plini bir yazısında iki sanatçı arasındaki rekabetin hikayesini anlatır. İki ressam hangisinin daha iyi olduğunu tartışır bir tanesi bir salkım üzüm boyar, resmi diğerine gösterirken bir tane kuş gelip resmin içine dalar. Bunun üzerine üzümü çizen ressam kendisinin galip olduğunu çünkü tabiatı bile kandırdığını söyler. Bunun üzerine diğer ressam bir perdenin arkasında gizli bir şey çizer ve ilk ressam perdeyi kenara çekmek için uzandığında resme dokunur ve perde olmadığını anlar. Bu perde değil aslında resimdir. Böylece ikinci ressam şöyle der: sen doğayı kandırdın, bense insanı. Bu yüzden kazanan benim. Belki de iyi eğitimli olduğunu bildiğimiz Petrus Christus da bu hikayeye aşinaydı. Belki bu sinek hem kendi yeteneğini sergilemesi hem de ölümü hatırlatması dışında doğayı da kandırdığı için bu iki sanatçının yeteneklerinin birleşimi manasındadır. Bir sinek geldi ve onun sahte mührünün üstüne kondu ancak sizi de kandırdı çünkü siz de uzanıp sineği kovmaya yeltendiniz. Yani bu tablo bunların hepsine göndermede bulunuyor olabilir. Aynı zamanda bu tablo 15. yüzyıl portresine de önemli bir boyut katıyor. Batı geleneğinde Antik Yunan ve Roma'da Rönesans'tan günümüze kadar sanatta realizm ve naturalizme nasıl değer verdiğimizin önemine değiniyor.